10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları. Pasifik yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kimya Pasifik Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 37b. Aşağıdaki ifadelerden doğru olarak düşündükleriniz için D, yanlış olarak düşündükleriniz için Y harfini yay ayraç içine yazınız. Yanlış olarak düşündüğünüz ifadenin doğrusunu verilen boşluğa yazınız. Cevap: Doğru, 1. karbon, 12 izotopunun kütlesinin 1/12'si bir atomik kütle birimi, UB olarak tanımlanır. Yanlış, 2. bir mol karbon dioksit 6,02023 tane atom içerir. 1,806024. Doğru, 3. bir element atomunun farklı kütle numaralı atomları, o elementin izotopudur. Yanlış, 4. atomik kütle birimi mol olarak da adlandırılır. Adlandırılamaz. Karbon, 12 izotopunun kütlesinin 1/12 bir atomik kütle birimidir. Mol, 6,02023 taneciğin miktarıdır. Doğru, 5. herhangi bir maddenin 1 molünün kütlesi, molar kütle olarak da adlandırılır. Doğru, 6. bir elementin ortalama atom kütlesi, o elementin izotoplarının kütle ve bolluk yüzdelerinden hesaplanabilir. Doğru, 7. bağıl atom kütlesi, karbon 12 izotopunun kütlesinin 1/12'sini bir birim kabul ederek diğer atomların kütlelerinin bu birim ile karşılaştırılması ile bulunmuş değerlerdir. Doğru, 8. bir elementin izotoplarının kütleleri ve elementin ortalama atom kütlesi biliniyorsa, bu elementin izotoplarının bolluk yüzdeleri hesaplanabilir. C. Aşağıdaki ifadelerde verilen boşlukları kavramlardan uygun olanı ile doldurunuz. Cevap: 1. Robert Millikan, 1 mol elektron sayısını yağ damlası deneyiyle 6,02023 olarak belirlemiştir. 2. Herhangi bir maddenin 1 mol aynı sayıda tanecik içerir. 3. Sı birim sisteminde madde miktarı birimi moldur. 4. 12G, karbon, 12 izotopunda bulunan karbon atomlarının sayısı Avogadro sayısı kadardır. 5. Bağıl atom kütlesi, karbon 12 izotopunun kütlesinin 1/12'sini bir birim kabul ederek diğer element atomlarının kütlelerinin bu birimle karşılaştırılmasıyla bulunan değerdir. 10. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.